Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü sevgili Konte ve izleyicileri. Söz Makamı programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim geçtiğimiz haftaki Söz Makamı programımızda Mevlid-i Nebi dolayısıyla sevgili Peygamberimizi tanımak, sevmek ve ona itaat etmek başlığıyla Sizlerle bir ders yapmıştık. Mevlidi Nebi haftası Efendim yıllardır ülkemizde e, kutlanan Efendimiz olan sevgimizi, bağlılığımızı ifade etmek adına e, Efendim yapılan güzel faaliyetlerden bir tanesi. E, yine e, bu hafta içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde Konyamızda çok güzel e, bir kitap fuarı organize edildi. Birbirinden kıymetli yazarlarımız, hocalarımız programa katıldılar ve Konyalılar da ciddi manada ilgi göstermişler sosyal medyada ve haberlerde gördüğüm kadarıyla. Efendim Ramazan boyunca bizi isteyen ve yine yeni programımızı yakinen takip eden hemşerilerimiz, Konyalı kardeşlerimiz soruyorlar hocam niye Konya'da kitap fuarına gelmediniz diye. Ben de dedim ki hani programın sahibi ben değilim. Programı belediyemiz organize ediyor. Onların davet ettikleri programlara katılıyor. Ya unutuldu ya da uygun görülmedi. Yani bizim elimizde olan bir şey değildir. Yani unutulduysa sıkıntı yok, hoştur. Ya da kriterlere uymayıp da çağırmadılarsa ona da diyecek bir şey yok. Dolayısıyla hani merak eden, soran kardeşlerime bizden kaynaklı bir durum olmadığını peşinden söyleyeyim ki efendim suizanla sebep olmasın inşallah. Kardeşlerim Mevlidi Nebi programları geçmiş yıllarda kutlu doğum adıyla da miladi takvimle birlikte sevgili peygamberimizin miladi takvime göre Nisan ayında da kutlanıyordu. Kutlu doğum haftası kutlu doğum ayına hatta ayı da taşan böyle etkinliklerle faaliyetlerle hem okullarda hem müftülüklerimize hem belediyelerde muhteşem programlarla sevgili peygamberimizi anma, anlama noktasında ciddi gayretler ortaya konuluyordu. Biz de katıldığımız yüzlerce abartılı söylemiyorum programda bunlara şahit oluyorduk. Siyasi görüşü, etnik yapısı, yaşı, eğitimi, kültürü ne olursa olsun insanımız ciddi manada bu kutlu doğum programlarını sevmiş ve bunlara sahip çıkmıştı. Salonlar yetmiyordu efendim kapalı spor salonlarında, stadyumlarda bu programlar açık havalarda icra edilir hale gelmişti. Yani gerçekten çok orijinal, çok güzel, çok kıymetli bir programdı. Efendim 15 Temmuz FETÖ, FETÖ operasyonundan sonra efendim birçok bu konularla ilgili ileri geri herkes bir şeyler konuştu. Sonra bir grup Kutlu Doğum Haftası'nın da efendim FETÖ ekibinin bir icraatı ortaya koyduğu bir eylem gibi lanse ederek ve bunun üzerine ciddi bir propaganda yaparak bilgi kirliliğiyle efendim birlikte maalesef bu programların kaldırılmasında etkin oldular. Bilmiyorum yani onlarla ilgili ne kadar ilgisi var. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde, himayesinde yapılan bir programdı. Buna bütün cemaatler, meşrepler, tarikatler, efendim sendikalar sahip çıkıyordu. Yani bu kadar güzel bir programın e, asılsız bir iddia ile ortadan kaldırılmasına doğrusu yüreğim hiç el vermedi. Zaten Mevlidi Nebi programının bir alternatifi değildi. Yani biz kendimizi bildiğimiz bileli eee Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Mevlid-i Nebi programı hep kutlanırdı. Mevlid Kandili adı altında ama Nisan ayında yapılan kutlu doğum yani efendimizin miladi takvime göre, Mevlid-i Nebi kameri takvime göre efendim bir kutlama etkinliği idi. Kutlu doğumda da hem havanın müsait oluşu bak mesela bu sene Mevlid-i Nebi yani sonbahara geldi. Her sene yeri değiştiği için senenin bütün aylarında e, kameri takvime göre Mevlid-i Nebi haftası değişiyor. Hani kış günlerinde, soğuk zamanlarda biraz daha zor olabiliyor. Ama Nisan ayındaki kutlu doğum etkinlikleri bu manada çok büyük bir davete, hayra sevgili peygamberimizi anlamaya yönelik enfes bir iklim oluşmuştu. Bir hafta az önce de ifade ettiğim gibi bir aya hatta bir ayı taşan bir zaman dilimiyle birlikte böyle Nisan ayı peygamber ayı gibi böyle kutlanıyordu. Çok güzel, çok verimli, birbirinden kıymetli hizmetler ortaya konuluyordu. Bu programların, bu programların kaldırılmasına öncülük edenlere bu vebal yeter diye düşünüyorum. Yani böyle illa birilerine efendim iliştirerek böyle güzel etkinlikleri ortadan kaldırmak biz de aksi bir iddiada bulunsak bunda da bunların parmağı vardır desek yani ne kadar sağlıklı ve doğru olur. Yani e, dolayısıyla bazen böyle kaş yapalım derken göz çıkarabiliyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki hani böyle birbirinden kıymetli hocalarımın bulunduğu platformda da Yine bu konuda sahasında uzman olan, hürmet edilen kanaat önderi hocalarımızın kanaati e, bu yönde. Yani Mevlid-i Nebi e, Rebiül Evvel ayında devam etmeliydi. Aynı zamanda kutlu doğum programı da Nisan ayında kutlanmaya devam etmeliydi. Böylelikle ülkemiz insanının, gençlerinin, öğrencilerinin sevgili peygamberimizle buluşması için muhteşem bir e, hava esiyordu. Henüz Mevlid-i Nebi haftasında bu heyecan, bu coşku, bu muhabbet yakalanamadığını üzülerek ifade ediyorum. Yani buna sebep olanları da Allah'a havale ediyorum. Yani bu güzel etkinliği ortadan kaldıranlara yani vebal olarak yeter. Allah'a davet edenden, ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olur derken Rabbimiz Allah'a davet yolunda engel olanlar, fren olanlar, takoz olanlar da ne büyük bir fecaat ve cinayet işlediklerinin herhalde farkındadırlar. Farkındalarsa bu yaptıkları işten dolayı tövbe etmeli, istiğfar etmeli. Farkında değilse Allah gaflet uykusundan uyandırsın diye dua ederiz. Biz tabi bunlar e, birer vesiledir. Efendimiz'i anmak ve anlamak adına yani bu konuda neler yapılsa, Yeridir aziz kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlığın iftihar vesilesi, gönüller sultanı, başlarımızın tacı, peygamberlerin serveri, müjdecimiz, kurtarıcımız, uyarıcımız, sevgili peygamberimizi anlamak ve tanımak adına ne kadar güzel hizmetler yapılsa yeridir. İnsan böyle sevincinden yani o güne ait böyle ortaya koyacağı her bir iyiliğe, Allah Teala mutlaka bir ecir ve sevap verecektir diye umuyoruz aziz kardeşlerim. Bütün insanlığın peygamberi, bütün canlıların peygamberi, insuci'nin peygamberidir sevgili peygamberimiz. Yani sadece Arapların, Türklerin, efendim Acemlerin, Farisilerin peygamberi değil. Bütün insanlığa gönderilmiş. Bir bölgeye, bir kavme has değil. Yani yeryüzünde gelmiş ve gelecek bütün insanlık için bir uyarıcıdır sevgili peygamberimiz ve onu tanımaya tanıtmaya hepimizin ihtiyacı var. İnsanlık zaten ikiye ayrılır aziz kardeşlerim. Bir ümmeti icabet, bir de ümmeti davet. Yani bir peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın davetine icabet edenler ona iman etmiş, onun getirdiği mesaja gönül vermiş olan bahtiyarlar, bir de henüz onun mesajıyla tanışmamış ona olan efendim e, ilgisi henüz canlanmamış ama anlatıldığında ulaşıldığında kabul edebilecek potansiyel olarak duran insanlık var aziz kardeşlerim. Yani 8 milyar insanın peygamberidir şu anda yaşayan, bundan sonra geleceklerin de peygamberidir. Dolayısıyla o peygambere, rahmet peygamberine, şefkat peygamberine iman etmiş müminler olarak biz onun kardeşleri olarak onu iyi temsil etmeli. Henüz onu tanıyamamış olanlara da onun mesajını en güzel bir şekilde duyurmak, ulaştırmak bizlerin vazifesidir aziz kardeşlerim. İşte KONTV ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani Allah razı olsun dostlarıma teşekkür ediyorum. Yani bu, bu fırsatı da bize verdiler. Her hafta Efendimizin bir mübarek sözünü sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz ki olur ki böyle kanallar arasında dolaşırken, ziplerken karşısında buluşuruz da belki bugünkü program vesilesiyle bir kardeşim bile sevgili peygamberimize tutunsa, onun yolunu izlese, ona olan muhabbeti tahrik olsa kafidir diye düşünüyorum. Yıllar önce böyle İstanbul'da yerel bir radyoda program yapıyorum. Daha radyo programlarında filan da acemiyim. Yeni yeni bu işleri öğreniyoruz. Hani böyle cemaate konuşmak güzel. Karşınızda camiye gittiğinizde ya da salonda karşınıza muhataplarınız var. Yani jestinden, mimiğinden, bakışından, duruşundan konuşurken siz de etkileniyorsunuz. Ve kolay oluyor hani buna göre. Şimdi böyle bir odaya geçip mikrofonun karşısında mikrofona konuşmak radyoda gerçekten zordu. Böyle hayal kuruyordum. Hani böyle sohbet ortamındaki kardeşleri hayal ederek mikrofonun karşısına geçip hayalen hayalimizdeki dostlara sesleniyorduk. Daha sonra Allah fırsat verdi. Kameralarla tanıştık. 2006 yılında ve televizyon programları yapmaya başladık. Şimdi de kameralara konuşuyoruz ama şimdi radyoya göre avantajımız var. En azından kamerada efendim bizi çeken kardeşle kardeşlerle karşı karşıya oluyoruz programlarda. Şimdi bir gün işte o ilk radyo programı denemesi yaptığımız günlerde haftada bir perşembe akşamları böyle sohbet yapıyorum. O zaman da Balıkesir'e bir programa davet etmişti bizi tanıyan kardeşler. E, programın sonunda da dedim ki Allah nasip ederse e, bu hafta sonu Pazar günü <laughs> Balıkesir'deki kardeşlerle olacağız. Hani radyo programında duyuruyorum. E, o radyonun İstanbul'da yerel bir program yaptığını unutmuşum. Sanki böyle eskiden derdi hani bazı televizyoncular şu anda 60 milyon bizi izliyor, 70 milyon bizi izliyor falan diye böyle üst perdeden kendilerini dev aynasında insanoğlunun fıtratında var demek ki böyle efendim çoklukla övünmek böyle söylerlerdi. Ben de İstanbul'da yerel yayın yaptığımızı unutarak böyle bir paylaşımda bulun hafta sonunda Balıkesir'deki kardeşlerle buluşacağız diye. Efendim program bitti. Gün geldi hafta sonunda Balıkesir'e programa gittik. Program sonunda henüz kitapların falan çıkmamıştı o dönemde. Böyle hasbihal ediyoruz, işte kardeşlerle muhabbet ediyoruz. Böyle genç bir delikanlı 25 yaşlarında filan beyaz gömlek, gömleğin cebinde efendim cigarasını da koymuş. Canla geldi ama el hayat ettiriyor. Hocam ben sizi çobanım ben sizi merada dinliyorum dedi. Çobanım merada dinleyi dinliyorum deyince. Düşün, jeton o zaman düştü. Dedim ki kardeş bizim programı yaptığımız radyo burada çekiyor mu? Evet hocam dedi. Ben koyunları otlatırken filanca merada denk geldi bir gün. Sizi orada dinledim. Sonra başka yerlerde çekmiyor. Sadece orada çekiyor. Haftalık olduğunu duydum programınızın. Efendim her hafta koyunları o merada otlatıyorum. Sizi dinlemek adına. Duydum ki e gelecek misiniz? İyi ki söyledin. E, yüzünü görmediğim, sesini duyduğum hocamla tanışmak için geldim. İyi ki de gelmişim falan diye böyle kocaklaştık, sarıldık, muhabbet ettik. Anladım ki kardeşler hani İbrahim Aleyhisselam e, Kabe'yi yapıp e, inşasını tamamlayınca Rabbimiz ey İbrahim sesten davet et kullarımı e, Kabe'yi tavafa gelsinler deyince Ya Rabbi emrin başım üstüne sesleneyim, davet edeyim de kuş uçmaz, kervan geçmez şu taşlık kayalık çöl ortamında kim duyacak benim sesimi diye İbrahim Aleyhisselam hayretler içerisinde Rabbimizin emrinin hikmetini anlamaya çalışıyor. Rabbimiz buyuruyor ki ey İbrahim seslen, seslenmek sana ait duyurmak bize diye efendim cevap veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın o seslenişine hala asırlardır insanlar lebeyk Allahümme lebeyk diyerek buyur Allah'ım buyur emrine amadeyim diyerek efendim o davete icabet ediyor. Şimdi biz de sesleniyoruz şu kamera aracılığıyla. Bilemiyoruz ki Allah sözümüzü, sesimizi nereye ulaştıracak hangi gönle dokunmaya vesile kalacak. Yoldan geçerken kulak kabartan birisi gibi, belki kanallar arasında ziplerken, dolaşırken hangi yüreğe dokunduracak da bu yolda bizim dostumuz olacak, kardeşimiz olacak. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la böyle Firdevs Cenneti'ne doğru giden yolda birbirimize yoldaş olacağız, kardeş olacağız. Rabbimden niyazımdır ki şu küçücük seslenişlerimizi Hazreti İbrahim'in sesine katsın. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sesine katsın da bu günahkar aciz kulun sözünü, sesini nice yüreklere duyursun da binlerce, milyonlarca kardeşimizin Efendim tevhid akidesiyle buluşmasına, sevgili peygamberimizin o mübarek mesajıyla buluşmasına Bizleri vesile kılsın. Nice nice yürekler, ölü yürekler sonbaharda efendim nasıl ağaçlar yapraklarını döktüğünde efendim ee ee mahzunlaşıyor. İlkbaharda yeryüzüne rahmetin düşmesiyle yeniden ölümünden sonra nasıl yeryüzü yeşeriyor ve diriliyorsa ölü yüreklerimizi de Rabbimiz inşallah Kur'an'ın mesajıyla, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajıyla buluştursun, dirilsin, canlandırsın inşallah. Kardeşlerim yürekler Kur'an'dan mahrum kaldıkça, yürekler sünnetten mahrum kaldıkça, yürekler İslam'dan mahrum kaldıkça çoraklaşır, çölleşir, çatlar, kurur, patlar. Efendim sonunda stresli, gerginli, bunalımlı, efendim hayattan tat tuz almayan, insanlık ortaya çıkar. Ama ne zaman ki Allah'ın mesajıyla buluşur bir yürek, efendim o zaman evlat katili olur sahabe, yıldızlar mesabesine yükselir ve geriden gelecek binlere, milyonlara, milyarlara öncü olur, örnek olur. Asıl iş nerede doğduğumuz, nerede büyüdüğümüz, nerede yaşadığımız değil. Asıl iş Allah'ın mesajına yüreğini, gönlünü açıp ona teslim olabilmekte. Kardeşlerim ne mutlu o kimseye ki Allah'ın mesajıyla buluşmuş, Allah'ın son mesajını getiren son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı tanımış, onun izince yürüyor. Ona canım kurban olsun senin yoluna deyip yolunu tanımaya efendim hayatını vakfetmiş müminlere. Rabbimiz bizi, bizi izleyen, bize kulak ve gönül veren bütün kardeşlerimizi de onun izince yürümeyi hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim bu sene Mevlid-i Nebi haftasında ana başlık, ana gündem vefa. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her sene bir yönünü mercek altına alarak onun etrafında hutbeler, onun etrafında vaaz nasihatler, sohbetler, onun etrafında böyle değişik etkinlikler yapılarak Efendimizin o yönünü kendimize rehber edinelim, kendimize yol kılavuzu edinelim diye gayretler ediliyor. Bu senede önemli bir başlık vefa. Her geçen gün efendim yalnızlaşan, her geçen gün bencilleşen, ekoisteşen, her geçen gün nefsine tapar halde efendim ilerleyen haz ve hız çağının neslinin en çok muhtaç olduğu kodulardan, efendim manevi özelliklerden birisi Vefadır aziz kardeşlerim. Vefa İstanbul'umuzda bir semtin bir mahallenin ismi olarak kaldı. Bugün evladın babaya, babanın evladına, kardeşin kardeşe, yine komşunun komşuya bile vefasızlaştığı bir dönemde çoraklaşmış yüreklerimize, yaşantımıza sevgili peygamberimizin bu güzel özelliği bir abu hayat olacak. Ve inşallah efendim muhtaç olduğumuz o güzelliği tanımamıza, yaşamamıza vesile olsun diye Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbimiz inşallah onun gibi vefalı, onun gibi dostlarına, sevdiklerine, davasına ve hasreten ve özellikle Rabbine karşı vefalı olanlardan olmayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim vefa kıymet bilmek, kıymet vermek, sözünde durmak, yapılan iyilikleri unutmamak, hatta yapılan iyilikleri hayırla iade etmektir. Yani bu özelliklere efendim sahip olan kişiye vefalı, bu özelliklere sahip olmayan nankör kimseye de vefasız denilir halk arasında. İşte sevgili peygamberimiz gibi kadir kıymet bilmek ve kadir kıymet efendim bilenlerden olmak. Güzel bir söz var kime ait bilmiyorum ama Kadir kıymet bilen toplumlarda kadri ve kıymeti bilinen nesiller yetişir diyor. Biz kadir kıymet bileceğiz ki bizden de kadir kıymet bilen nesiller yetişsin. Biz peygamberimizin kadrini, kıymetini bileceğiz. Biz peygamber efendimizin bize getirdiği Kur'an'ın kadrini, kıymetini bileceğiz ki inşallah bizlerden de Kadir kıymet bilen nesiller inşallah yetişsin aziz kardeşler. Şimdi kısa bir ara ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, Söz Makamı programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün yine Mevlidi Nebi'den yeni efendim geçirdiğimiz için Mevlidi Nebi haftasını sevgili peygamberimizin bu sene ana gündem maddesi edilen vefası üzerine konuşmaya başlamıştık. Efendim bu bölümde de yine kaldığımız yerden devam edelim diye arzu ediyorum. Kardeşlerim vefa müminin şiarıdır. Yani efendim mümine yakışan en güzel vasıflardan bir tanesidir. Vefasızlık ise münafıklık alametidir. Kadir kıymet bilmemek, sözünde durmamak, kendisine yapılan iyiliğe nankörlük etmek yani Müslümana yakışacak bir tavır değil. Rabbimiz ne güzel buyuruyor. Estaizübillah. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni cömertler cömerti Rabbine karşı nankör kılan nedir diye Yüce Rabbimiz soruyor. Yani sayamayacağımız kadar nimetleri veren Allah. Ey kulum hadi gel bana itaat et efendim seni cennetimde misafir edeyim diye. Binlerce peygamber göndermiş, sayfeler göndermiş, kitaplar göndermiş. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen mesajını bir kitapta toplayarak Kur'an olarak bizim elimize ikram etmiş, sunmuş. Şimdi bu Rabbe karşı kulluk etmek, bu Rabbe secdeler etmek, bu Rabbe efendim davetine can efendim canı gönülden lebbeyk Allah'ım lebbeyk deyip de böyle efendim koşar adımlarla gitmek vefalı mümine yakışan bir şeydir. Vefa efendim e, kıymet bilmek ya en büyük kıymetse aziz kardeşlerim imanın kıymetini bilmektir ve imanımızın kıymetini bilerek onu güçlendirecek, kuvvetlendirecek salih amellere böyle dört elle sarılmak gerekiyor. Hani e, efendim e, Mehmet Zihni Efendi e, kitabına e, nimetül İslam demiş. Yani İslam nimeti. Elhamdülillah, ala nimetül İslam. Elhamdülillah ala nimetil iman. Yani iman nimetiyle bizi şereflendirdiği için Rabbimize hamd ederiz. İslam nimetiyle şereflendirdiği için Allah'ımıza hamd ederiz. Müslüman ülkede ezan-ı Muhammedinin okunduğu, camilerimizin kapılarının ardına kadar açıldığı bir ülkede yaşadığımız için, Müslüman ananın, babanın, Müslüman kardeşlerin arasında bulunduğumuz için Rabbimize hamd ederiz. Kardeşlerim, vefa müminin şiarıysa en büyük vefayı Rabbimize karşı göstermeliyiz imanımıza karşı göstermeliyiz. İmanımızın gereğine göre amel etmeliyiz. Hatırlıyor muyuz? Hani kitabımızda Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Efendim ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bir Rabbikum Bela dedik ya ruhlar aleminde. Evet ya Rabbi sensin bizim Rabbimiz deyip de teslim olduk ya. İşte o ruhlar aleminde verdiğimiz sözü arkasında durmak. O söze Uygun bir yaşam tarzı içerisinde bulunmak müminin vefasındandır, imanının gereğidir. İman ettik demekle bırakılmayacağımızı peygamberler bizlere bildirdiler, uyardılar. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam da onların halinden bizlere bahsederek o da bizleri tekraren yine hatırlattı. Efendim salih amelle bu imanımızın gereğini ispatını ortaya koymamız gerektiğini Asur suresinde Rabbimiz hatırlattı. Sevgili peygamberimiz de yaşantısıyla bunun örneğini ortaya koydu. Ve e, bu efendim imanımıza uygun salih amel, imanımıza uygun salih güzel bir ahlak sahibi olmamız gerektiğini bize onlarca efendim yüzlerce mübarek sözüyle yine hatırlattı. Efendim e, imanına aykırı hareket etmek münafıklık alametidir. Sözünde durmamak efendim değil mi? Yani Rabbimize söz verdik. E sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi dedik de fakat dünyada gel, dünyaya geldikten sonra paraya tapıyorsak, kadına, efendim nefse tapıyorsak, paraya pula, makama, koltuğa tapıyorsak vesaire. Yani herkesin kendine göre Taptığı bir şeyler var ki Rabbimiz kitabımızda arzu ve hevesini ilahlaştıranları gördün mü diye bize soruyor. Gördük mü arzu ve hevesini ilahlaştıranlara? Ben canımın istediği gibi yerim sen karışamazsın helali haramı efendim ee deyip de haram helal ver Allah bizimkiler yer Allah deyip böyle ee, serkeş bir hayat yaşayan nefsine tapmıştır. Sen benim kılıma, kıyafetime karışamazsın deyip modanın kulu ve kölesi ve esiri olanlar efendim vefalılardan mıdır yoksa Rabbine karşı vefasızlık edenlerden midir? Ticaretinde faizi, ticaretin bir parçası olarak görenler, Allah'a savaş açtığının, peygamberine savaş açtığının bilincinde olmayanlar efendim vefalı müminler midir? Vefasız müminler midir? Efendim, eşcisinin hakkını zamanında ödemeyen müminler vefalı olanlardan mıdır? Vefasız olanlar mıdır? Kardeşlerim, Rabbimiz bizi imanının gereğine göre amel eden vefalı müminlerden eylesin. Yüce Rabbimiz kitabımızda sevgili Peygamberimizin bu gayretini ve efendim heyecanını Kehf suresinin 6. ayetinde mealen şöyle hatırlatıyor. Bu kitaba inanmazlarsa bu e, bu yüzden helak olurlarsa bundan dolayı arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Biliyorsunuz sevgili peygamberimiz Rabbinden aldığı mesajı efendim müminlere Allah'a itaate e, henüz mümin olmayan diğer insanları da tevhide Allah'ın varlığına birliğine, tekliğine efendim davet etmişti. İşte bu davete icabet etmeyenler için neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Rabbimiz met ediyor onun heyecanını, coşkusunu. Yani e, iman etmiyorlar diye içi içine sığmıyor. Yani gücü yettiğince kapı kapı dolaştı. Gitmediğim kapı kalmasın diye. Gücü yettiğince hangi dine mensup olurlarsa olsun, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'a davet için Yahudilere gitti, Hristiyanlara gitti. Gidemediklerine de efendim e, mektuplar yazarak onları Allah'a davet etti. Efendim Zeyd bin Sabit, 14 yaşlarında bir delikanlı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuyla beraber cihada gelmek istiyor efendim sen küçüksün, çocuksun, efendim daha biraz daha yetişmen lazım diye onu seferden geri bırakıyor da sonra diyor ki senin cihadında bir dil öğrenmektir diyor. Biz komşularımızda, efendim münasebetlerimizde senin İbranice'yi öğrenmen lazım. Yahudilerle komşuyuz, içli dışlı, dışlıyız. Efendim bu konuda bana yardımcı olacaksın diye İbranice öğrenmek için görev vermiş. E, Hazreti Zeyd'e. O da gitmiş üç hafta kadar çalışmış. Geliyor Ya Resulallah e, emrin yerine geldi. Efendim bu konuda yapabileceğim ne vazife varsa emrin başım üstümdedir. Üç haftalık bir zaman diliminde İbranice'yi öğrenmiş. Efendimize, efendim böyle tercümanlık, elçilik yapacak kadar. Bakmış Efendimiz kumaş sağlam. Efendim Zeyd bin Safi de bu defa efendim ikinci görev veriyor. Bu defa da Rumcayı öğreneceksin. Hristiyanlarla komşuyuz, onlara mesajımızı ulaştırmamız lazım diye. Ve 3-4 hafta kadar yine gidiyor. Bu defa Rumcayı da öğrenmiş. Tamam ya Resulallah o da hazır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talebelerinden 14 yaşındaki bu delikanlı daha sonra vahiy katibi olarak Efendimiz'in özel halkasında yer alıyor biliyorsunuz Kur'an'ın toplanmasında, kitap haline getirilmesinde de önemli bir vazife görüyor. Şimdi efendimiz Aleyhisselam mesajını o dönemde yaşayan bütün kavimlere, toplumlara, idarecilere, yöneticilere ulaştırmak için bütün gücüyle çalıştı, mücadele etti. Rabbimiz diyor ki hani onlar iman etmiyorlar diye. Kendini helak edeceksin. Yani bu kadar e, üzüntüye kapılmana Gerek yok diye yani sen sana düşen bir davettir, afaçık davettir, hidayeti verecek olan Allah Teala Hazretleridir. Şimdi aziz kardeşlerim, işte sevgili Peygamberimiz niye bu kadar can hıraş bir şekilde mücadele etti, savaşı gayret etti? Çünkü o ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sözüne en güçlü, en gür seda ile. Bela diyenlerden olduğu için evet ya Rabbi sensin bizim Rabbimiz sensin bizim yaratıcımız diye orada en gür seda ile cevap verenlerden olduğu için peygamberlik göreviyle görevlendirildikten sonra da görevini en güzel şekilde yapmak için vefasının gereği Elestbesminde verdiği söze vefasının gereği İnsanlar kendilerine iman etmiyor diye e böyle helak edecek derecesinde e, mücadele etti. Peki güzel kardeşlerim, o peygambere gönül veren kardeşler olarak bizim durumumuz nedir? Efendim tuzumuz kuruyunca, efendim, e, Allah bize imkan verdikçe, güç kuvvet verdikçe e, konforumuzu mu artırıyoruz? Allah'a davet yolunda gayretimizi mi artırıyoruz? Hadi söyleyin bakalım bu kardeşinize kardeşlerim yani Allahü Teala son yıllarda yani Müslümanlara ciddi imkanlar verdi yani bizim lise dönemimizde öğrencilik yıllarımızda Müslüman güçlü olacak kuvvetli olacak zengin olacak vesaire böyle vaaz kürsülerinde konuşan hocalarımız siz Türkçe Peygamberin ümmetisiniz aynı zamanda diye böyle cemaati coşturan ve teşvik eden hocalarımızı görünce heyecanlanırdık. Müslümanlar zenginleştikçe cömertliği de artacak. İslam'a hizmet için efendim kasanın kesenin ağzını açacaklar. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla mücadele edecekler diye beklerdik. Ama son yıllarda gördük ki imkanlarımız geliştikçe evimizin konforu gelişti metrekareleri genişledi. Altımızdaki binekler efendim güzel binekler oldu. Ama aynı coşkuyla aynı heyecanla İslam'a hizmet yolunda heyecanımız ve gayretimiz gerekli oranda artmadı aziz kardeşlerim. Hele şu son bir buçuk yılda pandemi salgınından sonra iyice gevşedik, iyice uyuştuk. Hey Müslümanlar ne oluyor bize? Allah Resulü'nün efendim mesajında o son ana kadar, can boğaza gelinceye kadar, canını cananına teslim edinceye kadar mücadele etti. Bize ne oluyor ki üzerimize ölü toprağa serilmiş gibi böyle pelte pelte yığılıp kaldık? Bu yuşukluğun sebebi nedir aziz kardeşlerim? Cenneti mi garanti ettik yoksa sevgili peygamberimizden bize özel bir mesaj mı geldi? Hiçbirisi. Ne yaptık? Nefsimize uyduk. Konforumuza uyduk. Lüksümüzün esiri olduk da efendim Allah yolunda hizmetten gafil olduk aziz kardeşlerim. Efendim malımızın iyisinden değil de gözümüzden çıkardıklarımızı satılmayan depoda takoz olan ürünleri hayır hasenat olarak zekat olarak verecek Bilinçsizliğe, diye şuurluğa düştük. Küflenmeye yüz tutmuş, tarihi geçmek üzere olan ürünleri efendim infak olarak vermeye, evimizde kullanmadığımız mobilyayı vakfımıza, derneğimize, Kur'an kursumuza, tekkemize efendim hediye eder ya da infak eder duruma geldik. Yüzümüz ekşitmeden alamayacağımız şeyleri Allah yolunda infak etmek, Allah yolunda infak ediyor gibi görünmek akıllı müslüman yapacağı bir iş midir? elest bezminde verdiğimiz söze uygun bir davranış mıdır? Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba dostlar, KON TV'de Söz Makamı programıyla İstanbul'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Allahu Teala inşallah bu son bölümde de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefasından birkaç örnek, sonra bize düşen sorumluluk ve görev nedir? Bununla ilgili bazı şeyler paylaşarak bu bölümde de kemale erdirmek istiyorum. Kardeşlerim, vefada da her konuda olduğu gibi en güzel örneğimiz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Kardeşlerim Mekke-i Mükerreme fethedilince Medine'li Ensar hüzünlendiler. Dediler ki Resulullah baba ocağına, Kâbe'sine Mekke-i Mükerreme'ye kavuştu. Herhalde Mekke'nin fethinden sonra oraya yerleşir, Medine-i Münevvere'ye dönmez diye endişelendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Onların bu endişesini fark edince hayır dedi. Ben Mekke'de kalmayacağım. Sizinle birlikte Medine-i Münevvere'ye döneceğim ve burada da efendim vefat etti ve oraya da defnedildi. En zor günlerinde hiç kimsenin sahip çıkmadığı, kucak açmadığı bir zaman diliminde kendisine kucak açan, sahip çıkan ensara vefasını en güzel örneğiyle gösterdi. Çok sevmesine rağmen Baba ocağını, Kabe'sini e, ne tercih etti zor günlerinde kendisine sahip olan kardeşlerine. Yani zirve bir örnek. Efendimizin yine güzel bir vefa örneği hepimize ders olacak. Çok sevdiği eşi Hazreti Hatice annemiz. Efendim e, ona en zor günlerde sahip çıkmış. Malıyla, canıyla, bütün tecrübesiyle İslam'a ve Resulullah'a kendini vakfetmiş olan Efendimizin o ilk göz ağrısı Hatice annemiz vefat ettikten sonra da kardeşlerim onun sağlığındayken hiç kimseyle evlenmedi. Vefatından sonra Hazreti Hatice'nin sevdiklerini arar, sorar, onlardan birisi ziyaretine gelse ona özel ikramlarda bulunur ve eşine olan vefasını eşinin sevdiklerine olan ilgi ve alakasıyla ortaya koymuştu. Birçok örnekler zikredebiliriz. Bir gün yine amcası Ebu Talib'in hanımı yani e, yetim ve öksüz kalınca ona kol karat gelen anamdan sonra anam dediği Hazreti Fatıma vefat ettikten sonra kabri kazılıyor. Kabre konulmadan önce şöyle kabre giriyor biraz uzanıyor. Ne yapıyorsun ya Resulallah dediklerinde kabre alıştırıyorum diyor. Yani bütün sevdiklerine vefada da en güzel örnekti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi aziz kardeşlerim ve yine buyurdular ki sizin en hayırlınız eşlerine karşı en hayırlı olanınızdır. Yani eşimizi Allah'ın emaneti olarak aldıysak Allah'a olan vefamız gereği sevgili peygamberimize Vefamız gereği onlara karşı en hayırha olan da yine bizim olmamız gerektiğini unutmayacağız. Eğer gerçekten sevgili peygamberimizi seviyorsak, ona vefa borcumuz varsa ki var aziz kardeşlerim. Onun kız çocuklarına gösterdiği anlayışı, davranışı bugün bizim de göstermemiz gerekiyor. Kutlu Doğum programlarından biriydi geçmiş yıllarda. Anadolu'da bir ilimizdeyim. Ön tarafta da büyüklerimiz var. Yaşça bizden büyük. Saçları ağarmış sakalına efendim nur yağmış olan büyüklerimizden bir tanesine e, biraz da şey yaparak böyle espriyle Hacı baba hiç sevdin mi kızını dedim. Olmaz <laughs> öyle söyledi dedi. Ya niye bağırıyorsun bey amca? ben sana flört et ya da bir yanlış iş yap demedim ki. Kızını sevdin mi diye sordum. Dedi ki sizin gibi yeni yetme hocalar yüzünden bunlar şımardı söz dinlemiyor filan açtı ağzını, yumdu gözünü, saydı bana. Şimdi düşünüyorum, bu büyüğümüz de peygamberimizi seviyor. Canım kurban olsun senin yoluna diye ona böyle sevgisini, muhabbetini ishar ediyor. Ama onun kızlara, kız çocuklarına olan vefasını, sevgisini anlayamamışız. Kendi öz kızını sevmeyi, torununu sevmeyi şımarma sebebi olarak görüyor bilmiyor ki büyüğüm kıymetli efendim ellerinden öperim öyle büyüklerimin ama bir insanın kızımızın evladımızın yemeye içmeye havayı teneffüs etmeye ne kadar ihtiyacı varsa sevgiye muhabbete de o kadar ihtiyacı var. Aç kalan bir insanın neler yaptığı hepimizin malumu. Peki sevgi dağarcığı aç kalanlar ne yapar? İşte sosyal medyada, çarşıda, pazarda, okulda, tarlada, bağda, bahçede seni seviyorum diyene gönlünü kaptırır da yani nice yanlışlara düşebilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim kız çocuklarını severdi. Kızı Fatıma'yı ayakta karşılar kendi oturduğu yere oturdurdu. Peki bizde durum ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine müjdesi üç kız çocuğunu yetiştirir, baş göz ederse ben o kimseyle cennette aha şöylece beraber olacağım diye iki mübarek parmağını işaret ediyor. O peygambere gönül veren benim kardeşlerimse kız çocuğu doğduğunda garda düşüyor, yüzü ekşiyor. Yani hatta geçmiş yıllarda çok böyle yürek yakan acılar yaşanmış. Kız çocuğu doğurdu diye hanımına buz eden, işkence eden Maalesef bazı zalimler gördü bu topraklar ve bundan dolayı suçlanıp da nice böyle hakaretlere maruz kaldılar. Halbuki bugün biyolojik olarak da biliyoruz ki evladın kız ya da erkek olmasına etken erkekler olduğunu efendim biliyoruz ama maalesef fatura hanım kardeşlere kesildi ve nice zulümler işlendi. Sevgili peygamberimizi tanısaydık ona karşı vefa sorumluluğumuzun farkında olsaydık bunları yapabilir miydik? Kız çocuğu doğdu diye yüz ekşitebilir miydik? Bu nerelere kadar gitmiş biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Kız çocuklarını mirastan mahrum etmeye kadar gitmiş. Bugün ülkemizde hala bugünün şartlarında kız çocuklarını mirastan mahrum bırakan örfümüz var, adetimiz var. Ee, Başka şeyler de söylemek istiyorum ama hatta aşmamak adına yani o kardeşlerimi de e, incitmemek adına burada frene basıyorum. Kardeşlerim e, bununla ilgili yine böyle bir ev sohbetinde paylaşmıştım da. Efendim bir bölgeden kötü örneklerde isim zikretmiyorum ki o, e, kardeşlerimi incitmeyeyim diye. E, bir kardeşimiz bunu anlatmıştım kız çocuklarını mirastan mahrum ediyoruz diye. Hocam dedi bak aynen bizi tarif ediyorsun bizim memlekette durum senin anlattığın gibi efendim babam vefat etti mirası bölüşeceğiz annem, ablam, kız kardeşler, erkek kardeşlerim bir araya toplandık kız kardeşlerim bizim orada usul öyledir, biz istemiyoruz hani yarın bir gün başımıza bir şey gelirse işte size sığınırız baba ocağına geliriz filan e siz kendi aranıza paylaşın dediler tabi bu İslam'ı bilmemenin e, kültürün dinin önüne geçmesinin bir sebebi olduğu için biz de elhamdülillah işte bu işleri öğrendik, yaşamamız gerekiyor. Hayır abla demiş. Allah ne emrettiyse, ne taksim ettiyse o yerine gelecek. Biz babamızın mirasını Allah'ın taksimine göre bölüşeceğiz deyince ablam diyor arada anamın kulağına eğildi bir şeyler fısıldadı diyor. Ben e, tabi anlam veremedim sonra e, e, hani biz erkekler kendi arasında konuşurken bunu yapıyor. Ana ne söyledi ablam dediğimde yok yok aramızda demiş. Ne söyledi filan biraz böyle ısrar edince acaba kardeşlerin bize nereyi verecekler diye soruyor. Dil ucuyla istemeyiz diyor çünkü kültür öyle gelişmiş o bölgede ama şurası onaylamıyor. Kardeşi biraz böyle efendim yapacağız filan deyince de acaba hangi tarlayı verecekler diye böyle heyecanla onu soruyor. Kardeşlerim, Allah'ın taksimine razı olacağız. Bu da Allah'a olan vefamızın, imanımızın gereğidir. Ama bunu da unutturdular. Dinimizin önüne geçti birçok noktada Kültürümüz, örfümüz, aziz kardeşlerim dinle çelişen bütün örfümüz, adetimiz ayaklar altındadır. Efendim bunları çiğneyip geçeriz. Biz Allah'a ve Resulüne teslim oluruz. Eğer bugün hala kız çocuğu doğdu diye yüzünü ekşitenler varsa imanını çeketsin derim. Niye? Hala ayaklar altına alınmış cahiliye kokusu taşıyordur o kardeşimiz. Bunu özellikle üstüne basarak söylemek isterim. Kardeşlerim hadi bir şey sorayım size söyleyin bakalım bana. Alemlere rahmet olarak gönderilen insanlığın en şereflisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli kimden devam etti? Hı? allah Teala Hazretleri dünyadayken kendi elleriyle defnettirdi evi edibine evladını alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin nesli kızı Fatıma'dan devam etti biliyor muyuz? Peki bu erkek egemen anlayış nereden geliyor? Peygamberimizin nesli bile buradan devam ettiyse bu anlayış bize nereden geldi? Demek ki hala cahiliye döneminin örfü, adeti bir şekilde bugüne kadar sızarak bize gelmiş ki Allah bizi bu cehaletin her türlüsünden korusun, kurtarsın, temizlesin, arındırsın, patlasın ve sevgili peygamberimizin tertemiz, pırıl pırıl yolunu izlemeyi, takip etmeyi nasip etsin. O yol bize ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa yetecek güzelliktedir aziz kardeşlerim. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor. Bir oraya not aldım. Bazen böyle sorumsuzca söylenen cümlelerden bir tanesi de hani kızlarımıza, analarımıza kendi elimizde bazen ciddi hakaretler edebiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ananıza sövmeyin diyor. Ananıza küfretmeyin diyor. Anlamadık ya Resulallah. Bir kimse anasına küfreder mi? Ne dersiniz? Bir insan bile bile anasına küfreder mi? Aklı şuuru yerinde olan bir Müslüman Nasıl olur da anasına küfredebilir? Kardeşlerim soruyorlar Efendimiz'e. Ya Resulullah kişi küfür küfreder mi? Evet diyor. Sen birisinin anasına küfredersin. O da senin anana küfreder. Böylece ananıza küfretmiş olursunuz. Ananı diye başlayıp üç nokta koyduğunuz sinirlendiğinize, gerildiğinize cümleler var ya. İşte bu şekilde ananıza maalesef o sözü göndermiş olduğumuzun farkında olacağız. Yine toplumda gördüğüm, çok üzüldüğüm, farkında olmadan yapılan hatalardan bir tanesi de yine sinir anında trafikte vesairede karşılaşınca o nokta nokta çocuğu diye bir cümle kullanılıyor. Asla Müslümana yakışmayacak bir edepsizliktir Aziz kardeşim. Yani şimdi namuslu bir kadına o fiili isnat etmenin Kur'an'a göre hükmü nedir diye size bir soru sorsam cevabınız ne olur? Ayet-i kerimelere bakın bakalım. E, namuslu bir kadına zina isnadına bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bilmem ne çocuğu dediğin zaman o kişinin küfrettiğin kişinin anasına bunu söylemiş oluyor musun? Oluyorsun. Peki e, iffetli bir kadına zina isnadında bulunana efendim bir hem dayak cezası Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin öğrettiğine göre hem de o kimsenin daha şahitliği bile kabul edilmiyor. Ya! allah Teala bizi uyandırsın aziz kardeşler. Vefa sadece bir semtin isim olarak kalmamalı. Müslümanın güzel ahlakı olmalı. Şimdi düşünün kardeşlerim. Efendim siyasette bilinen, güzel işler yapan bir adamsınız. Ananız, babanız, bacınız, kardeşiniz vefat ettiğinde siz sağsınız. Hele de muktedir bir siyasetçiyseniz ne oluyor cenaze namazınıza? Binler, efendim on binler, yüz binler katılabiliyor. Ama siz vefat ettiğinizde artık efendim iktidarınız bitmiş. Bir bakıyorsunuz ki birkaç tane yakın dostunu sevdiğiniz geliyor. Bu nedir? Bir garip ölmüş diyeler Üç gün sonra duyalar. Efem soğuk suyu ile yuyalar dediği gibi Yunus Emre merhumun kardeşlerin birincisi hani vefa gibi görünüyor ama tırnak içerisinde riyakarlık alameti. İkincisi de gerçekten vefasızlığın bir örneğidir. Dostlarımıza vefamız gereği ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ananıza babanıza vefatlarından sonra yapacağınız en büyük iyilik onların dostlarını arayıp sormak, ziyaret etmek, ikramda bulunmaktır diye bildiriyor. Hayattayken efendim kıymetlerini bileceğiz. Aziz kardeşlerim yine düşmanlarına bile vefa gösteren bir peygamberin ümmetine kimlere karşı vefa etmesi gerektiğini efendim birkaç başlıkta zikretmek istiyorum. Bir Allah'a vefalı olacağız. Helest besminde ruhlar aleminde verdiğimiz sözü unutmayacağız. E, ''Kalu bela'' dedik ya, yani ''Ya Rabbi sensin bizim Rabbimiz'' diye işte yaşantımızda da o verdiğimiz söze uygun amel edeceğiz. Allah razı mı değil mi? Efendim bu haram mı helal mi? Bu bilinçle günlük hayatımızı yeniden planlayıp dizayn edeceğiz. İkinci olarak sevgili peygamberimize karşı vefalı olacağız. Onun bize getirdiği emanetlerine sahip çıkacağız. Yap dediğini yapacağız, yapma dediklerinden sakınacağız. Sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılacağız. Sonra ana babamıza vefa göstereceğiz. Kardeşlerim, yeryüzünde karşılıksız sonuç beklemeden seven yegane tek varlık anamızdır, babamızdır asla onların sevgisi, muhabbeti hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Hiçbir kimse ananın babanın önüne asla geçirilemez. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de birisiyle karşılaştı da sırtına anasını ya da babasını almış. Unuttum şimdi. Tavaf ettiriyor, hac ettiriyor. Efendimizle karşılaşınca yara Ya Resulallah hakkını ödeyebildim mi dedi sırtında hac ettirdiği ebeveyninden birine Efendimiz dedik hayır ödeyemez. Niye ya Resulallah? O seni büyütmek için, geliştirmek için efendim karnında taşıdı, kucağında taşıdı, sırtında taşıdı. Seni büyütmek için sense bir an önce sorumluluğunu yapıp onu ahirete uğurlamak için çalışıyorsun dedi. Kardeşlerim Anası babası sağ olan kardeşlerimden ricamdır. Lütfen kadrini kıymetini bilin. Elini öpün, duasını alın. Gün gelir ararsınız, bulamazsınız. Kabrine sarılır, toprağını öpersiniz. Ama iş işten geçmiştir. Bayramları sayarsınız. Şu kadar bayram oldu, anasız, babasız. Şu kadar kandil geride kaldı, anacımın kokusunu özledim dersiniz. İşte o gün gelmeden önce Lütfen o karşılıksız seven, karşılıksız size yemeyip yediren, giymeyip giydiren, içmeyip içiren anamızın, babamızın kıymetini bilen vefa gösterelim. Sonra hocalarımıza karşı vefada kusur etmeyelim. Hani Hazreti Ali Efendimiz ne güzel söylemiş bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor. Hocalarımız karşısından hiç unutmuyorum böyle İmam Hatip'te öğrenciyiz çok sevdiğim, istifade ettiğim, ilahiyata gelmemde de rol modelim olan kıymetli hocam, oğlum hocanın yanında ses yükseltilmez. Hocanın önünde gidilmez mümkünse bir adım gerisine sol tarafında gidilir. Hocanın olduğu yerde efendim paldır küldür söze karışılmaz, hoca söz vermedikçe konuşulmaz filan diye böyle tatlı tatlı anlattı. Hala böyle dimağımdadır. Bir harf öğretenin kölesi olurum diyor Hazreti Ali Efendimiz. Onlar bizlere neler öğrettiler. Hiç unutmuyorum, güzel bir örnek olduğu için sizinle de paylaşmak isterim. Köylü çocuğum, konuşmaktan sıkılıyorum, utanıyorum. Hocanın sorduğu sorulara bile cevap veremediğim için zaman zaman böyle azar işittiğim de oluyor. Biraz pısırık, içe kapanık bir çocuk. Köyde yetişmişiz. Efendim, lise 1'e gelinceye kadar durum böyle. Lise 1'de hitabet dersine geldi Ahmet Çalışkan hocam. Baba bir adamdı. Muhteşem bir hatip. Cuma günü bir vaaz ve hutbeye çıktığında heyecandan dört gözle beklerdik. Hadi yürüyün gençler dese hocamla beraber yürürüz. Hocam dedi ki gençler hitabet yarışması var. Herkes bir hutbe hazırlasın. Performans olarak efendim, değerlendireceğim söz olarak. Bir şeyler yazdık filan. Bana da dedi ki oğlum hitabet yarışmasına katılacaksın. Ben mi? Hocam evrim başın üstüne ama ben sizin sorduğunuz soruya bile cevap vermekten çekinen, kocunan bir adam, kalabalık karşısında nutkum tuturum mümkün değil. Oğlum, hocan emrediyor, hutbeyi hazırla, seni hutbe yarışmasına katacağım. Hazırladım bir şeyler ama olmadı tabii ilk defa böyle bir şey yazıyorum. Dün gibi gözümün önüne geliyor, öğretmenler odasına geçtik, okul dağıldı, oturdu beni karşısına, masanın üzerine kafasını koydu, yaz oğlum dedi kalemi kağıda aldım. Hocamın söylediklerini yazmaya başladım. İlk hutbeyi hocam yazdırdı. Sonra çalıştırdı günlerce. Şurada sesini yükselteceksin, şurada kısacaksın, şu kelimeye şöyle vurgu yapacaksın filan. Ciddi emek sarf etti. Hocam yapamam. Oğlum sen misin hoca? Yok mu? Yoksa ben miyim hoca olan? Tatlı tatlı böyle uyardı. Bizzat kendisi götürdü hitabet yarışmasına Çanakkale'de. Efendim hamdolsun o hitabet yarışmasında dereceyle döndürdü. Efendim, e, ondan sonra kandil programlarında vesaire yavaş yavaş böyle o, o içimdeki pısırıklık, utangaçlık, sıkılganlık gitti ve bugün karşınızda eğer bu kardeşinizi görüyorsanız Ahmet Çalışkan hocamın eseridir. Hocama vefa borcum var. Nasıl yaparım filan böyle düşünüyorum. Allah nasip ettiği yıllar sonra efendim 2006 yılında televizyon programına başladım. Sahur programı vermişti arkadaşlar. 2006 Ramazan idi yanlış hatırlamıyorsam. Fırsatı yakaladım. Efendim, televizyon kendileri ayarlıyor. Sahur programı konuklarını rica ettim. ben de çok kıymetli emekli olmuş İmam hatip lisesinden öğretmenim var. Onu misafir etmek istiyorum. Tamam hocam dediler. Hocama bir sürpriz. Hocam, sizi İstanbul'a davet ediyorum. Beni kırmazsanız memnun olurum. Yalvar yakar. Hocama getirdim sahur programına efendim e, misafir ettim. Şimdi tabii e, ben ilk hitabet yarışmasına katılırken ne kadar heyecanlıysam hocam yılların hatibi yurt dışında yurt dışında onlarca konferansa katılmış ama televizyona hiç çıkmamış o güne kadar. Benim o lise birdeki heyecanımın başka bir versiyonu beni yetiştirin elimden tutan hocam da var. Efendim ben işte bunu bahsettim. Yıllarca evladına emek veren bugün kıymetli bir üstadımı hocamı sizlerle tanıştırıyorum. Ahmet Bulut kardeşiniz karşınızdaysa bu işin mimarı işte bu zatı muhteremdir. Hocam ellerinden öperim diye söze girdik hocamın ilk cümlesi yine şokladı bizi. Oğlum dün ben senin hocandım, bugün sen benim hocam oldun. Sen beni televizyona çıkararak ilk defa mesajımı bu kadar geniş kesime ulaştırma imkanı verdin. Tebrik ediyorum, alnından öpüyorum oğlum dedi. Kardeşlerim lütfen hocalarımıza da vefa da saygıda kusur etmeyelim. Yine vefaya, vefa deyince akla gelen efendim bize yar olmuş, bize yoldaş olmuş, arkada, hayat arkadaşımıza da vefada kusur etmeyeceğiz. Bizlere efendim Allah'ın emriyle helal olan eşlerimize karşı da vefalı olacağız. Başka dostlarımıza karşı, komşularımıza karşı, evladımıza karşı ve tüm insanlığa karşı Hz. Adem'den kardeşlerimiz olduğu için vefada kusur etmeyeceğiz. Vefa peygamberine yakışır ümmet olmak için vefalı mümin olmak hepimizin sorumluluğudur, görevidir. Allahü Teala Hazretleri hepimize efendim e, güzel örnek olabilmeyi bu manada nasip eylesin. Gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.